buradaki filmde bakacak olursak, bu hastanın yapılan bir tomografisi, taş hastalığı olan bir hastanın tomografisinde ve bu sağ böbreğini tıkayan, bu da yaklaşık 1,5-2 santimlik bir taş görmekteyiz. Bu taşı kapalı yöntemle tamamen yapacağımız cerrahiyle temizlemek mümkün olmakta. Örneğin karşı böbreğinde, yani sol taraftaki böbreğinde, bu hasta her iki böbreğinde taşı olan bir hasta. Sol böbreğin üst kısmında yaklaşık 1-1,5 santimlik diğer taşa göre daha küçük bir taşı var. Böbrekte bu taşı bulup lazerle tamamen toz haline getirerek bu taşları tamamen temizlemekteyiz. İdrarda kanama gibi şikayetleri neden olabilecektir. Ya da diğer taşta olduğu gibi kanala düşerek tıkanıklık yaparak hastada bir gece aniden ya da bir gün hızlı bir şekilde aniden şiddetli ağrıyla ortaya çıkabilecektir. Böbrekte oluşan tüm taşların tedavi edilmesi gerekmemektedir. Ancak hastada yan ağrısı, idrarda kanama gibi şikayetler ortaya çıkarttığında, böbrek fonksiyonlarında bozukluk, tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonları, hastanın günlük aktivitesini bozan ağrı şikayetleri gibi durumlar ortaya çıktığında kişinin taşlarının tedavi edilmesi gerekir. Taş tedavisi günümüzde tamamen kapalı yöntemlerle, endoskopik yöntemlerle yapılabilmektedir. Artık taş hastalığında açık cerrahinin yeri kalmamıştır. Taşlar eğer 6 milimden küçükse kendiliğinden spontan düşebilirler. Kişinin gün içerisinde işte sıvıyı fazla tüketmesiyle ya da parmak uçlarında zıplamasıyla küçük taşları düşürmek mümkündür. Ancak 6 milimden büyük taşları veya böbreğin alt kısmında yer alan taşları, örneğin 1-1,5 santimlik taşları düşürmek, kendiliğinden düşürmek ya da eritmek mümkün değildir. Bunun için mutlaka müdahale gerekir. Kişinin günlük olarak aldığı sıvıyı yüksek tutması, örneğin 1,5-2 litreden fazla sıvı alması, biraz işte limonlu, bir bardak suya bir limonu sıkıp alması, C vitamininden yüksek beslenmesi gibi faktörler kişinin taş oluşumunu azaltacaktır. Ancak büyük taşları düşürmek diyetle maalesef mümkün değildir. Taş hastalığının tedavisi geciktirildiğinde kişinin böbrek yetmezliğine kadar giden durumlar ortaya çıkabilir. Bu yüzden taş hastalığını mutlaka tedavi etmek gerekir. Tedavide nasıl yaklaşıyoruz? Eğer kişi taşını kendisi spontan düşürebilecekse, kendiliğinden düşürebilecekse, o zaman kişinin taşı düşürmesine faydalı olabilecek tedaviler başlıyoruz. Eğer kişinin taşını düşürmesi mümkün değilse, bunu yaptığımız tahlillerle, tetkiklerle planlıyoruz. O zaman kişiye kapalı yöntemlerle ameliyat seçeneklerini sunuyoruz. Bunlar arasında idrar kanalından girerek böbrekteki taşları kırmaktan tutun, daha büyük taşlar için kişinin sırtından yaklaşık yarım ila bir santimlik, bazen 1,5 santimlik kesiler yapılarak, yani küçük bir kesi yapılarak böbreğe girerek taşın tamamen temizlenmesini sağlayan teknikler mevcut. Bunları hastayla beraber değerlendirip kişiye uygun tedavi seçeneğini kişiye göre belirliyoruz. Yan ağrısı, idrarda kanama gibi şikayetler olduğunda, bulantı, kusma gibi durumlar söz konusu olduğunda, kişide idrar yollarında bir taş hastalığı olabileceğini düşünmek gerekir. Bu yüzden mutlaka bir üroloji hekiminin görmesi gerekir. Yani yan ağrısı, bulantı, kusma, ağrı, ateş yüksekliği gibi durumlarda üroloji hekimine mutlaka başvurmak gerekir. Ailesinde taş hastalığı olanlarda taş hastalığının ortaya çıkma olasılığı daha yüksektir. Bunun dışında günlük sıvı tüketimi az olduğunda, coğrafi bölgelerden özellikle işte Karadeniz bölgesinde ya da güney bölgelerde sık yaşayanlarda yine taş hastalıkları sık görülmektedir. Bu yüzden özellikle bu bölgede yaşayan kişilerin sıvı tüketimine dikkat etmesi önemlidir.